sabahı bile bekleyemeyecek kadar önemli ne oldu? Kepçenin sahibinin numarası. Bana kumpas kuran bunlar. Ali. Kendisine kumpas kuranları paçasından yakalamış. Bunun arkasında bu numaranın sahipleri var. Bu numaranın kaydı yok. Sen yardım etmezsen olmaz. Sen şimdiden bulduğunu kabul et. Çünkü bulacak. Bu işin benimle ilgisi yok. Uygar yapmış. Şu kız meselesi yüzünden. Sonradan ben böyle bir şey yaptığını öğrenince yakalanmasın diye mecbur yardım ettim. Kendini yorma. Ali numaranın sahibini istedi. Ben de vereceğim. Benim teşkilatımdaki elemana kumpas kurmak neymiş? Herkes görecek. Yapma Kurt Bey. Bugüne kadar seni bir kez olsun satmadım. Bir kalem de beni silemez. Ben Uygar'ın cezası neyse veririm. Verme ismimi Ali'ye. Ben diyeceğimi dedim. Ali gelip seni alacak. Onu karşılamak için hazırlığını yap. Ha, belki Uygar'a verirsen canını kurtarırsın. Ha, belki. Sana yapacağım tek iyilik aradan çıkmak olacak. Ne kadar iyilik olursa. Erini koyla da. Bu konuşmayı yapmış mıydın Kurt Bey? Ali onu öldürmeye giderken ona da söylemiş miydin Ali'nin onun için gittiğini? Tabii ya. Onun ismini de sen verdin Ali'ye değil mi? Peki Ali biliyor mu senin Ernikoy'la olan muhabbetini? Belki de bir gün birileri senin ismini verir Ali'ye. Ha? Ne dersin? Sen Erniko meselesini ne kadar biliyorsun? Beni hayatta tutmaya yetecek kadar. Sabri, seni bu aletten öyle bir silerim ki yaşadığını hatırlayan bir Allah'ın kulu kalmaz. Bazı izler silinemez Kurt Bey. Kanla yıkayamayacak kadar karanlık bir geçmişim var. Bak, ben eskisi gibi sana sadık kalmak isterim. Ama yeğenimin yaptığı bir hata yüzünden beni Ali'ye vereceksen kusura bakma. Beni öldürsen bile cesedim dile gelir.
senin Ernikoy'la olan ilişkini Ali'ye söyler. Sırlara ölüm işlemez Kurt Bey. Dile gelmenin bir yolunu muhakkak bulurlar. Senden haber bekliyorum. Sadakatimin teminatı, bu bilgiyi yıllardır saklıyor olmamdır.